ve yolunda gezersin, gözlerin süzersin, ah ve yolunda gezersin. Sevdiceğim yavrucağım, niçin niçin beni üzersin? Niçin 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 niçin? Hop! Ne oluyor be? Bıraksana be adam! Bırak! Ablacım, bırak! Ya bırak! Sana be adam! Bırak! Cımbız aynası hiçbirinden elinden geçirmiyor, afra tafra işmeden cilveden İstanbul'da böyle miydi önceden, çok önceden. Ne yolunda gezersin, gezersin. Abi görüyor musun ya? Bu Gemide diye bir film varmış. Hiç seyretmedim ya. Var mı sende? Abi o çok sevdiğimiz bir abimizin filmi. Biz onun korsanına girmedik. Güzel tamam. Bu dar alanda kısa paslaşmalar. O da aynı abinin filmi. Ama yani sen de onları seyretmediysen var ya mutlaka seyret. Abi ben sana Matrix 5 versem. Matrix 5. Vay amına koyayım, bunu da mı çektiler lan? Yok abi, bunu ben kendim evde yaptım, laboratuvar ortamında. Güzel abilerime ikram ediyorum, seyretsinler diye. Bunu al abi ya. İyi, ne kadar? Abi 2,5 lira, ben sana bir film daha vereyim, 5 olsun. Bak. Tamam o zaman. Truman Show, adamın hayatı film icabında. Ne dersin? İyi, tamam. Ne kadar? 5 lira işte. Eyvallah, sağ olasın abi. Evet abi. Hadi sağ ol, iyi günler. Vay anasını be. Koca Erkan Can'a bak ha, bize yoklama yapıyor. Ya ablacığım, hasta mısın? Bıraksana peşimi ya. Çorbaya çevirdim. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam, hoş geldiniz. Var mı polisiye bir şeyler? Polisiye, polisiyenin kralı bizde, gözünü seveyim. Bak, hayalet Akbaba Harun. Hayatımın komiseri Behzat Ç. Birinci sezon olduğu gibi. Gel kardeşim, buyurun. Bu ne abi? Kelepçe abi. Bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Bak, bütün bu filmleri seyrettim. Bu 4. yakalanışı, bu kadar orijinaline denk gelmedim ya. Öpeceğim abi, vallahi. Abi tebrik ederim. Yo, resmen sanatçısınız. Hadi abi. Saygı duyarım. Diyor muyuz? Hadi abicim, hadi. Çirkin korsan alındı. Hadi abim, hadi abi. Nereden çıkıyor çirkin korsan falan ya? Abi bu sonun namımız yürüyecek. Ya tezgah Allah'a emanet kaldı be abi.
Vay vay vay. Tek maç Erdem. Yahu sen nerelerdesin? Çok merak ettik ha. Başkomiserim, sizinle bir sırrımı paylaşabilir miyim acaba? Buyur evladım, otur. Şimdi başkomiserim, bu alkol var ya gerçekten çok kötü bir şey ya. Ya şimdi ben en son emlak işine girdim başkomiserim. Şimdi patron da dükkanda yok, böyle tatile gitmiş adam. Böyle tek başıma oturuyorum ben dükkanda. İyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Bu muhitte iki oda bir salon, böyle mutfağı banyosu düzgün, temiz, kiralık bir daire arıyorum. Yani bu kadar olur hanımefendiye, yemin ediyorum, bravo diyorum size, pes tam yerine geldiniz. Hemen iki arka sokakta sizin aradığınız özelliklerde çok acayip muayyer bir dairem var. Süper, hemen gidip görebilir miyiz? Tabii gideriz, görürüz efendim, ne demek, hemen gidelim tabii ki. Tamam. Ay şimdi bunların hangisiydi ya? Eve girdik. Hakikaten güzel ev. Yani yeme de yanımla yap diyorlar ya, o şekilde yani. Kadın evi dolaştı. Her şeyi çok beğendi. Ben de kadını beğendim bu arada. Şimdi ev beğenilmeyecek gibi değil. Boyasını badanasını yaptırırsam dedi. Ben burada otururum dedi. Manzara muhteşem. Ondan sonra da zaten komiserim, kadın oturdu. Sonra biz geçtik kadından ofise, sözleşmeyi imzalayacağız filan derken tabii benim gözlükler 6 numara, gözlerim iyi görmüyor, kadına yanlış şeyler veriyorum sözleşmeyi bulana kadar. Neyse ki buldum sözleşmeyi, ben imzaladım, verdim kadına, o da imzaladı. Tabii büyük bir iş bitirmenin vermiş olduğu gururla böyle kadından parayı da aldım ben bu güzel. Ondan sonra geçtim bara. Şimdi benim iki tane kanka var, bir tanesi kılıbık, bir tanesinin ne olduğu belli değil. Tom bir saçma bir herif. Ben bu işi var ya, ağzımla içiyorum, ağzımla. Öyle bir ışık mı bizim götümüz başımız oynamıyor usta. Aç ağzını, aferin Tomtaş'ım, aç. Ben madem ağzımın yerini tutturamıyorum ya. Bir de yakıyor ya böyle, nefes açıyor. İçiyoruz, yiyoruz, alemler nasıl ki? Ya hayat bize güzel başkomiserim. Şimdi içkiyi ağzında damıtacaksın. Oh. Sıyar değil mi bu? Bak bak, ben var ya, bunu ekmek bana böyle bak. Hatun'dan mesaj geldi, ben kaçıyorum. Nereye gidiyorsunuz oğlum? İkiniz de mi gittiniz lan? Ben pis içerim içtim de. Pis içerim ama temiz içerim yani. Hem pis hem temiz nasıl oluyor derseniz başkomiserim, çok acayip içerim, hiç beni bozmaz. Yani bak, beni oradaki bardaki herkes sanır yani böyle. Acayip arka arkaya şartlar yaparım. Ekmek var mı lan? Ondan sonra ayılıyorum, bayılıyorum, içiyorum. Bayılıyorum, ayılıyorum, gene içiyorum falan. Barmenci benden bıktı, sıkıldı artık ama tabii para kazanıyor lavuk. Sağıma soluma hiç bakmam böyle. Hep böyle önümdedir gözüm. Elim kolum oynamaz benim içerken. Otururum böyle adam gibi içerim. Ondan sonra kalkarım. Öyle sağım solum oynamaz benim yani. Biz orada kafayı koymuşuz başkomiserim. İki gün bardan çıkmadım ya. Bu kadar olur mu insan, bu kadar içer mi Allah aşkına? İnsan içmez zaten. Biz insan mı değiliz, neyiz, ben anlamadım ki ya. Ondan sonra yine arka masada iki tane kız var ama ben onları benim gözlüğün camından görüyorum. Şaka şaka, nereden göreceğim? Gözler beni görmüyor ki, tahmin ettim sadece. Barmenci. Barmenci. Ulan şuradan iki dilim ekmek bir şey verin ya. Ulan kız nerede? Ne taraftasınız lan? Ne taraftasınız? Sen bana iş mi koyuyorsun lan? Fıstık mıstık yazmışsın oraya. Neyse komiserim, bardan çıktığımın ertesi günü... Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Buralarda 2+1 kiralık daire bulunur mu? Yani sizin anlayacağınız başkomiserim, ben aynı evi iki farklı müşteriye vermişim. İlk müşteri de gitmiş beni şikayet etmiş. Yılların tek maç erdemini yanlışlıkla dolandırıcılıktan içeri alıyorlar şimdi. Yılların tek maç erdemi? Yanlışlıkla içeri düşüyor. Olacak şey mi ya? Olacak şey değil yani. Bahis işleri de devam ediyor mu? Ara sıra devam ediyor başkomiserim ama ben bu sefer herhalde tek evden yatacağım gibi galiba, sanki kesin, ne bileyim. Hay senin olmayan aklına sokayım ben ya. Alkol? Böyle bir tek viski varsa alayım başkomiserim, buzsuz. Koş! Burası karakol lan. Karşında başkomiser var senin. Settar? Başkomiserim. Sen zamanlama nedir bilir misin evladım? Bilmez miyim komiserim? Benim için zamanlama her şeyden mühimdir. Mesela sinemada en önemli örneği Koç Röle Koç filmidir. Senarist hatta bir söyleşisinde diyor ki komiserim. Ulan Angut, ne zaman şöyle vizyona
adam gibi bir film girse sen buraya düşüyorsun. Ne ayak bu? En son biz seninle ne konuşmuştuk? Yüce Rabbimin haklarını konuştuk efendim. Kaçtı? 3. Esaretin bedeli bu. Settar, 4 oldu oğlum, 4. Uçurtmamı vurmasalar bari komiserim. Ben onu diliyorum bir tek. İnşallah. Selamünaleyküm. Yeni mi? Yeni. İsmin ne? Şahin başkomiserim. İlk defa mı milli oluyorsun? İlk defa başkomiserim. Ulan Şahin, insan ilk milli kapkaççılığında enselenir mi ulan? Hem de bir kadına. Ne kadını başkomiserim? Ne kadını, ben onun... Geç. Yatacak yeri yok. O nasıl kadın öyle ya? Dövmelere doyamadı. Polis elinden zor aldı vallahi. Polis demişken sevgili başkomiserim, beni o kadının elinden kurtaran tüm emniyet teşkilatına şahsınız önünde teşekkürlerimi arz ederim. Peki bu ne? Korunma amaçlı. Kondom mu ulan bu? Ulan bu çakı karşı tarafta bulunması lazım korunma amacı olarak. Senin cebinde ne geziyor? Şimdi sevgili başkomiserim, İstanbul biliyorsunuz nüfusu kalabalık ve suç oranı yüksek bir şehrimiz. Allah muhafaza başımıza bir şey gelmesin diye korunuyoruz. Yani bunun korsanı var, dolandırıcısı var. Gaspçısı var. Gasp ulan bu, gasp. Ben de onu diyorum, gasp. İşte bu yüzden ilk defa suç işlediğim için beraatimi talep ediyorum. Abi otur. Abi talep et, talep et. Alın bunları fotoğrafa. Babacığım bir şey söyleyeceğim ya. Biz hani bu fotoğraf işini yapmasak olmuyor mu? Öncekilerden kullanamıyor muyuz acaba? Yemin ediyorum Facebook'ta emniyet albüm açacağım. O hale geldim ben ya.